Selamlar. Saçlarımı kestirdim. Birazcık artık yine o eski bonusluğuma dönüyorum. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Giriş yapmadan önce hemen bunu söylemek istedim. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır yanık saçlarımla uğraşıyordum. Aslında aylar önce aldığım ama bir türlü inceleyemediğim, yani niye bilmiyorum, elim bir türlü gitmedi. Hatta yani çekiliş yapacağım bir de. Dedim ki bugün artık çekiyorum yani. Bir de 2-3 gündür başıma bin bir musibet geldi. Onları da anlatacağım. Hani böyle makyaj yaparken çünkü ne konuşacağımı çok bilemiyordum. Hazır böyle saçma sapan şeyler yaşamışken de biraz onları anlatayım. Biraz da far paletimi inceleyelim. Hem de çekilişi duyurayım istiyorum. Paletimiz Jeffree Star ve Shane Dawson'ın Mini Controversy paleti. Büyüğünü ne yazık ki alamadım. Çünkü zaten bunlar piyasaya çıktığı anda neredeyse tükendi. Web siteleri çöktü. İnsanlar kafayı falan yedi. Amerika'daki biliyorsunuz tüketim çılgınlığının nasıl bir boyutta olduğunu. Jeffree Star ve Shane Dawson gibi aşırı ünlü YouTuber'lar da böyle bir işbirliği yapınca tabii ki sonucunda gerçekten insanların kapış kapış satın aldığı bir şeye dönüşüyor. Ben size de Mini Controversy paleti aldım ve videonun sonunda çekilişin kurallarını açıklayacağım. Yani şu an bu paleti alamazsınız. Bu palet şu an, yani bilmiyorum web sitesinde var mı ama alsanız dahi Amerika'dan gelmez. Gerçekten çok güzel bir çekiliş hediyesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hakikaten meraklıysanız, Jeffree Star'ı, Shane Dawson'ı seviyorsanız çok hoşunuza gideceğine eminim. Şimdi paleti şöyle göstereyim. Bu arada bunu inceleyen YouTuber hiç görmedim Türkiye'de. Yani bilmiyorum, belki de vardır. Ama yanar dönerli bir kutusu var. Jeffree'nin ve Shane'in logoları, bilmem neleri var. Açalım bakalım. Ben bu arada açtım ama asla parmağımı bile sürmedim farlara. Bende Jeffree Star'ın birkaç tane makyaj malzemesi var ama hiç farı yok. Amerika'daki YouTuber'ların Jeffree'nin falan böyle sürekli olarak aşırı övdüğü o far pigmentasyonu ve far yapısını çok merak ediyordum. Şu an bayağı make-up geek gibi konuşmaya başladım. Bakın şöyle hafif holografik bir dokunuşu var. Ağırlığı falan çok iyi. Yine arkasında da böyle yanardönerli devam ettirmişler. Şöyle bir aynası var. Renkleri de bu şekilde. Bu far paletini ve bu koleksiyonun nasıl yapıldığına dair hayvan gibi bir belgesel çektiler. Belgesel demek de buna çok saçma, yani baktığın zaman Kozmos'ta bir belgesel, o yüzden bunu belgesel anlaması lazım. Yani bir YouTube serisi çektiler. Belgesel demeyeyim, çok ayıp çünkü diğer belgesellere. Bomboş şeyler çünkü bu içerikler ama ben çok seviyorum. Amerikalı YouTuber draması benim bu hayattaki böyle iğrenç guilty pleasure'larımdan bir tanesi. O yüzden böyle Jeffree Star'lar, Shane Dawson'lar, herkes birbirine giriyor. Şimdi hatta Shane'le Jeffree de galiba birbirine giriyormuş. Artık gerçekten takip edemiyorum yani. Bu isimlerin işte nasıl çıktığı, bu renklere nasıl karar verildiği, sanki çok büyük bir şey yapıyorlarmış gibi. Bunları anlattıkları bir YouTube serileri var dediğim gibi. Oradan da bunları izleyebilirsiniz. Swatchlayayım mı? Swatchlayayım ya. Renkler çok böyle her gün kullanabilecek renkler değil ama zaten Jeffree Star'ın neredeyse bugüne kadar hiçbir çıkarttığım far paletinin günlük kullanıma uygun olduğunu ben görmedim. Cry on My Couch kesinlikle çok iyi bir baz rengi. Diet Root bir arada harika, şuralara böyle gölge yaparsınız. Exposed'un rengini çok sevdim çünkü böyle daha önce görmediğim bir renk herhangi bir far paletinde. Böyle birazcık ağır bir makyaj yapmak isterseniz My Apology de çok iyi bir renk. Göz makyajına geçmeden önce şöyle hızlıca bir cilt makyajı yapacağım. L'Oreal'in bu nem terapisi aloe vera suyunu kullanacağım önce. Biraz cildimiz nemlensin. Bu arada benim cildim karma. Bu aloe vera suyu hiç öyle beklediğiniz kadar, hani cildinizi yağlandıracak kadar nem vermiyor. Yani en azından benim cildim için öyle oldu. Hani böyle yağlar fışkırmıyor suratınızdan yani. O yüzden karma ciltlilerin de rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Flormar'ın Dark Circle'ı. Ne yazık ki artık üretilmiyor. Dünyanın en iyi ama en iyi pembe alt tonlu concealer'ıydı. Artık bakın dibini gördüm yani ve çok üzülüyorum biteceği için. Canım, göz altlarımı yapayım. Bu arada kirpik liftingi yaptım kendime. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Kirpik liftingi çekeceğim. Dünyanın en zor videosu bu arada, tek başınıza çekiyorsanız eğer. Çünkü bir yandan böyle gözlerinizin üstüne bir şeyler bantlayıp bir yandan da kameraya bakmanız, konuşmanız, ışıklara bakmanız falan gerekiyor. Kurdum bütün ekipmanı. Abi bir ışığın şarjı bitiyor, bir SD kart doluyor. Benim bir gözüm zaten kapanmış. Yani bir yandan her yerim yapıştırıcı olmuş. Sinir krizi geçirdim evin içinde. Dedim ki ben bunu çekemem yani. Hani bir gün artık başka biri bana yardım edecek ki öyle çekeceğim. Ondan sonra onu erteledim. Şimdi yaptım kirpik liftingini. Tabi bu arada kötü yaptım. Yani çok iyi yapmadım ama ona rağmen hani şu an mesela kirpiğimde hiçbir şey yok. Gerçekten sanki maskara sürmüşüm gibi gözüküyor. Üstüne bir de ben siyah boya aldım. Onu falan sürdüm. Şovlar yapıyorum. 300 liralık kirpik liftingini yaptım evin içinde ya. Öyle söyleyeyim size. Yok yani tek başına yapılacak iş değilmiş onun videosunu çekmek. Kirpikler düştüğünde ben size tekrar çekeceğim.
Çünkü hakikaten işe yarayan bir şey ve evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Başka birisi de yaparsa çok daha rahat edersiniz. Ben öyle arkadaşlarıma yaptım, çok memnun kaldılar. Bir arkadaşım neredeyse kör oluyordu sadece yapışkandan dolayı ama bunlar olabilir. Bunlar küçük acemilikler. Bir de insan yapa yapa öğreniyor. Yani iki arkadaşıma yaptım mesela, meh oldu. Ama üçüncü arkadaşıma yaptığımda o kadar güzel oldu ki her gün bana fotoğraf atıyor böyle kirpiklerini açmış. Ben bu Covid döneminden sonra zaten iyice bu tarz şeyleri açıkçası evde yapmaya başladım. Zaten biliyorsunuz DIY queen olduğum için ve böyle köpeğim yani DIY olan her şeyin. Ve de bunu yapma imkanım varken daha uygun fiyata ve daha tehlikesiz açıkçası yapmayı tercih ediyorum. Şuralarımda minik sivilceler bir şeyler oluştu bu dönemde. Onları şöyle bir pıt pıtlayalım. Hiç fondöten insanı değilim bu arada asla. Yani ancak düğünden düğüne fondöten kullanırım. Şu Maybelline City Bronzer'ı o kadar iyi bir bronzer ki 200, medium cool. Bir kere cool zaten, soğuk alt tonlu. Tam bir kontür, bronzer. Ne yapmak isterseniz o. Yani en azından benim gibi böyle soğuk benizli, az tenli bir insan için soğuk alt tonlu renkler harika oluyor. Evde Physicians Formula Butter Bronzer var ki en sevdiğim bronzer'dır. Fiyatının 150 lira olduğunu görünce açıkçası bu harika bir muadil yani onun için. Bu dönemde hiç makyaj yapmıyoruz. Yani ben toplasanız 5 kere falan yapmışımdır. Onun 3'ü de sıkıntıdandır yani. Makyaj yapmayı özledim ama bir yandan da o kadar alıştım ki makyaj yapmamaya. Biraz da bu videoyu aslında geciktirmemin sebebi o. Yani aylardır kimse makyaj yapmıyor. Ama şimdi artık böyle hazır biraz normalleşiyoruz ediyoruz ya. Güzel bir motivasyon olabilir diye düşündüm bu hediyenin. Şöyle güzel import bir ürünle makyaj yapmayalım mı? Birazcık yaklaştıracağım. Hem makyaj yapacağım, hem başıma gelen talihsizlikleri anlatacağım. Hem de far paletiyle ilgili konuşacağım. Aslında en çok bunu konuşmam gerekiyor ama. Evet, şunu sürmeyi unuttuğumu fark ettim. Çok güzel bir ürün. L'Oreal'in şöyle Glow Share diye bir ürünü var. Benimki porselen glow. Işıltı veren renkli nemlendirici. O kadar güzel nemlendiriyor ve tatlı bir ışıltı veriyor ki. Ama ben salak gibi bunu unutup bronzer sürdüğüm için şu an bunu kullanamayacağım. Aslında şöyle yapabilirim. Şuralarıma pıt pıt yapsam hiçbir şey olmaz. Oraya pudra mudra sürmedik çünkü. Bu arada karpuzlu o kadar güzel kokuyor ki. Yazın böyle boca edersiniz suratınıza yani. Onu da şöyle yayımlıyorum. Elimden fazlasını alayım. Müthiş. Azıcık sürmeme rağmen çok tatlı bir ışıltı verdi. Şimdi başlayalım bakalım. Şu baz rengiyle başlayacağım. Cry on my couch rengiyle başlamak istiyorum. Bu ne kadar tozutuyor ya. Ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok bu arada gözüme. Bazımızı sürdük. Exposed'u kullanacağım. Açık lila gibi düşünebiliriz. Şöyle hafif şuraya bir geçiş yapalım. Aa çok hoş. Beklediğinden daha koyu verdi aslında rengini. Ama güzelmiş. Ya da ben fırçamı yıkamadım. Bir önceki renkle karışmış da olabilir. Exposed'u bayağı sevdim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Exposed'un rengi bayağı tatlıymış. Şöyle biraz hatta yoğunlaştıralım. Güzel bir hissiyat. Böyle bu kadar sevdiğin dünyaca ünlü iki tane YouTuber'ın collaboration'ının parçasını almış olmak. Rengi çok sevdim diye biraz abarttım galiba. Şöyle hafif yayalım. Şu ortadaki Diet Root bir rengiyle de crease bölgemi hafif koyulaştıracağım. İstediğim kadar ses çıkmadı. Neyse şimdi anlatıyorum. Dün bayağı bizim evin apartmanının asansöründe kaldım. Şöyle saçlarımı kestirmeye gittim kuaföre. Ondan sonra eve döneceğim. Sonra arkadaşıma gideceğim. Yukarıdan bilgisayarımı almam lazım vesaire. Ya böyle takır tukur sesler çıkartarak çalışan bir asansördü bizim asansör. Her zaman ve ben hep şey demişimdir yani annemlere falan. Bir gün bu asansörde kalacağız. Yani çok belli. Yılda 7-8 kere asansörü tamir etmeye geliyorlar. Asla tamir olmuyor. Bir kere de mesela arkadaşlarım geldiğinde kaldılar ama sonra asansör tekrar çalışıp onları yukarı çıkarttı falan. Böyle çok minör bir olay yaşadık. Dün işte yukarı doğru çıkıyorum, bindim asansöre. Allah'tan annem evde ve zili çalarak eve girdim. Yani aşağıdan zili çaldım ki annem benim eve geleceğimi biliyordu. Zili çaldım, annem açtı. Ben asansöre bindim. Abi çıkıyoruz. Çıkıyoruz derken tek başımayım. 4. katta böyle zıbam diye durdu. Sadece durdu mu? Hayır. Ne oldu biliyor musunuz? O böyle filmlerde falan gördüğünüz asansörün aşağı düşme sahnesi olur ya. 4. katta durdu. 4. kat yazısının olduğu ekran falan gitti. Ve asansör aşağı düşmeye başladı. Ya size korkumu anlatamam. Bu arada küçüklüğümden beri asansör fobim vardır birazcık böyle götüm götüm. Kapalı alanda durmak da beni bir tık gerer. Asansör de beni bir tık gerer. Ama böyle hiçbir zaman fobi haline getirmedim bunu. Hep üstüne gitmeye çalıştım. Ama dünden sonra sanırım artık yepyeni bir fobi edindim yani. Asansör kabini
böyle bir yerleri vura vura, sağa sola vura vura yaklaşık bir kat falan aşağı indi. Ve ben o sırada küfür ediyorum yani. Asiktir, asiktir diye diye bir yerlere tutundum. Çünkü yani çığlık atmadım o sırada. Sadece içimden küfür etmek geldi ve küfür ederek kenarlara tutundum. Yani şey falan düşünüyorum. Hani en aşağı kata kadar düşecekse hani filmlerdeki gibi zıplamaya çalışayım. Ne bileyim bacaklarımı kaldırmaya çalışayım falan diyorum. Asansör böyle bir kat kadar indi. Ben ara katta kaldım. Bir de bu yeni asansörlerini biliyorsunuz. Kaldığınızda aslında sizi kata kadar indirmesi veya çıkarması gerekiyor. En yakın hangi kattaysanız. Abi çıkartmadı. Muhtemelen 3 ile 4. katın arasında bir yerde böyle beton yarısı, yarısı da kat görüyorum dışarıdan. Öyle bir yerde arada kaldım ben. Fan çalışıyordu havalandırma. Havalandırma kapandı ve ışıklar kapandı. 15 saniye sonra falan ışık ve havalandırma tekrar çalışmaya başladı. Dedim ki okey tamam burada yaşayabilirim bir süre daha. Sonra annem zaten biz en üst katta oturduğumuz için asansörün bütün o zamazingosu orada. O düşme anında çıkan seslerden aşırı korkmuş. Annem ben olduğumu anlayınca Zeynep iyi misin falan. Şunun apartmanı inletti. Anne dedim iyiyim asansördeyim yani kaçıncı kattasın dedi. Valla bilmiyorum dedim yani herhalde 3-4 bir şeydeyim. Asansörün anahtarı varmış. Babam da yakın bir yerdeydi eve. Babam da böyle mekanik şeylerle çok ilgilidir ve çok iyi bilir gerçekten. Hani adam beni asansörden kurtardı yani anlatacağım şimdi nasıl kurtardığını. Asansörün anahtarını alıp babam beni kurtarmaya gelecek. Bu arada aynı renkte gözümün altına geçeceğim şimdi. Neyse abi, babam geldi. Yani ben 20 dakika herhalde, 25 dakika kaldım orada. Sonra babam geldi, hangi kattasın, neredesin bilmem ne, onu bir tespit ettik falan. Sonra babam asansörün kapısını açtı. Bu asansör de bu arada böyle metal renkli ve iki kapılı olanlar var ya, şöyle açılıp kapananlar. Benim gerginliğim şu, babam beni oradan çıkarmaya çalışırken bu asansör ya çalışırsa. Yani çünkü o kadar kötü asansör senaryoları olan filmler izledim ki. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi iki kapı var ya. Yani asansörün yarısından çıkamıyorum. Diğer yarısının da yarısından çıkabiliyorum. Yani eskisi gibi kilolu falan olsam benim oradan çıkma ihtimalim yoktu. Ya da babam asansörde, annem asansörde kalsa çıkamazlardı. Gerçekten şöyle sıkışarak kendimi öne attım. Aşağıda da asansör boşluğu var. Yani o kadar kötü bir 3 saniyeydi ki size anlatamam. Çünkü o sırada asansörün çalışması ihtimali beni mahvetti. Yani asansörden neden korktuğumu anladım. Korkulacak bir şeymiş gerçekten. Dün 8 katı yürüyerek çıktım. Geri döndüğümde yani muhtemelen birkaç gün daha böyle yapacağım. Zaten sonra tatile gidiyorum. Bu olayı atlatana kadar buraya gelmeyeceğim, asansöre binmeyeceğim. My apology'yi şöyle şuralarıma sürmek istiyorum. Ondan önce de neler oldu onu da anlatayım. Bu asansör mevzusundan önce de takır takır çalışan bilgisayarımın depolama alanında böyle saçma sapan bilgisayar aniden doluyor, Photoshop hiçbir şey açılmıyor falan. Böyle saçma sapan bir şey yaşadım. Sonra Apple'ı aradım. Apple'daki kız dedi ki sizin piliniz bozuk, acil pilinizi yaptırmanız lazım. Bir de pilimin bozuk olduğunu öğrendim. Sonra dedim ki tamam, yedekleme alayım ki hani servise götüreyim. Bu sefer yedekleme alırken hard disk ve bilgisayar takıldı böyle. Hard disk tutuldu, bilgisayar takıldı, bir şeyler oldu. Dedim ki baştan başlatacağım o zaman. Baştan başlattım. Bu sefer hard disk bozuldu. Böyle 10 yıllık şarkılar, resimler, videolar, işlerim hepsinin olduğu hard disk. Bozuldu abi. Küçük bir sinir krizi de orada geçirdim. Şu My Boyfriend's Purse birazcık böyle yanarlı dönerli. Onu da şöyle parmağımla alıp gözümün içine sürmek istiyorum. Çok aldım. Şu karıştırma fırçasıyla şu köşeleri birazcık yumuşatayım. Hatta şu Expose'dan biraz daha alarak yumuşatayım. Yani sonuç olarak bu hafta hakikaten böyle binbir türlü mekanik ve elektronik şeylerin bozulmasıyla uğraşmamla geçti. Umarım şu kamera bozulmaz, mikrofon bozulmaz da ben video çekmeye devam edebilirim. Far kısmını tamamladım. Yani şunu söyleyebilirim. Gayet güzel rengini veren, gayet güzel dağılan farlar. Ama yani hani wow, Jeffree Star'ın inanılmaz farları varmış demedim. Çok güzel, çok kaliteli farlar. Buna hiç lafım yok. Ama mesela Jack Daniel'in Morphe ile yaptığı ilk ve en güzel far paleti ve Tati'nin far paleti bence daha başarılı. Belki de birazcık renklerden dolayı böyle düşünüyor olabilirim. Ama yani açık renkler dahi çok güzel rengini veriyor. Ama diğer paletler beni daha çok cezbetmişti açıkçası. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Böyle tatilde matilde yanınıza alabileceğiniz, aynı zamanda aynası olduğu için de çok pratik olacak bir far paleti. Şimdi bir maskara süreceğim. Allık sürmeyi unuttum, onu süreceğim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Buna sardım bu ara bir de. Maybelline'in bu Cheeky It'i kesin görmüşsünüzdür. Bendeki 30 Coral Amber. Ben şöyle bir fırçayla
üstüne çok azıcık sürüp şöyle yapıyorum. Azıcık almanız yetiyor hakikaten. Pıt pıt, pıt pıt yapıp böyle böyle. Sonra dağıtıyorum. Elinize de yapabilirsiniz bu arada. Hani daha böyle soft bir makyajda ama ben bayağı pataküte bir makyaja giriştiğim için şu an. Şimdi maskaramı süreceğim. Bu yine Maybelline'in Falsies Lash Lift maskarası. Çok başarılı. Hakikaten çok beğendim. Fırçası böyle nasıl göstereceğim? Şunu yapacağım mı gerçekten? Yapacağım galiba, mecbur. Bakın fırçası şöyle hafif tombik gibi ucuna doğru. Evet, şimdi maskaramı da sürdüm. Son olarak rujumu süreceğim. L'Oreal'in 640 erotik harika bir ruj. Her makyaja gidiyor gerçekten. Bir de makyaj sabitleyici sıkacağım. Bu Maybelline'den geldi. İlk defa deneyeceğim. Maybelline Lasting Fix. Ağzından çıkan tükürüğü gördünüz. Makyaj sabitleme spreyi. Aynı zamanda matlaştırıyormuş. 16 saate kadar kalıcı diyor. Ben de makyaj youtuberı değilim ama bana makyaj markaları ürün gönderiyor. Teşekkür ederim gerçekten. Hani ilgili olduğum için çok hoşuma gidiyor. Ama hani makyaj youtuberı ya da böyle makyaj influencer olmadığım için de bir yandan garip geliyor gerçekten. Ama bu diğer önerdiğim tüm ürünlere hakikaten kefilim. Ben zaten bir şey beğenmezsem önermem biliyorsunuz. Bende MAC'in Fix Plus'ı var zaten. Gerçekten herkesin Fix kullandığı bir ürün. Kötü şaka. Onun muadili olursa çok güzel olur. Çünkü her şeye hayvan gibi zam geldi biliyorsunuz. Neyse, sıkayım bakayım. Ay iyi oldu be. Ben de uzun zamandan sonra şöyle hakikaten makyaj yaptım yani. Farıyla, maskarasıyla. Şimdi bu far paletini inceledim. Makyajımı yaptım. Ama tabii ki başında da söylediğim gibi videonun bir tanesini de sizlere hediye etmek istiyorum. Çekiliş şartlarını aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor, ne yapmanız lazım vesaire. Oradaki şartları yerine getirdiğiniz takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz zaten. Ondan sonra da sonuçlarını açıklarız. Muhtemelen Instagram'dan açıklıyor olurum sonuçları. Başka bir şey kaldı mı anlatmadığım, başıma gelen korkunç bir şey düşünüyorum. Sanırım kalmadı. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Dışarı çok çıkmayın. Gözünüzü seveyim. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, şimdi bir tane thumbnail.